Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Kasım 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, tutulmalar mevsimindeyiz. Ekim ayında Akrep burcunda güneş tutulması meydana geldi ve bu ay Boğa burcunda ay tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla olayların hızlandığı, biraz da kontrolümüz dışında gelişmelerle karşılaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güneş 22 Kasım'a kadar Akrep burcunda olacak. Gezegeniniz Merkür 16 Kasım'a kadar, 17 Kasım'a kadar Akrep burcunda. Venüs yine 16 Kasım'a kadar Akrep burcunda. 6. evinizde bir etki var. Zaten burada güneş tutulması meydana geldi. Günlük hayatınızın detayları, çalışıyorsanız mesleki konular, iş konuları, genel olarak alışkanlıklarınız, beslenmeniz, genel sağlığınız, evcil hayvanlarınız, yani buralarda bir yenilik var ve ilginiz, alakanız özellikle bu konulara odaklanmış durumda. Ve 8 Kasım'da 16 derece Boğa burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Çok güçlü bir ay tutulması. Uranüs'le birleşiyor. Satürn'den tam bir kare açı alıyor. Tam ay tutulması 12. evinizde olacak. Bu tutulma oldukça kadersel. Dediğimiz gibi Uranüs etkisi hayatınıza beklemediğimiz durumlar, sürprizler, kontrol dışı etkiler getirebilir. 12. ev zaten gizli bir alan. Bilinç dışınıza açılan bir alan burası. Yani size önemli farkındalıklar, aydınlanmalar getirebilir kuşkusuz. Yani hayatınızda bir anda bir şeyleri fark etmeniz, işte gizli olan bazı konuların açığa çıkması, bazı sırların ortaya çıkması mümkün. Genel sağlığınızla ilgili, çalışma koşullarınızla ilgili de önemli dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Belki de hayatınızı iyileştirmek adına, bir hastalığın şifalanması için, yaşam kalitenizi artırmak için artık bazı zararlı alışkanlıklarınızı da şöyle bir gözden geçirip bağımlılıklardan kurtulma zamanı. Uranüs burada sizi bazı bağımlılıklarınızdan daha rahat özgürleştirebilir ve bu iradeyi size verebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda, Boğa, Akrep, Kova ya da Aslan burçlarının 10-16 derecelerinde kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizin için çok daha güçlü olacaktır. Etkileri daha kalıcı olacaktır sevgili ikizler. Evet, bu ay boyunca Mars ikizlerde ve geriliyor olacak. Ve tabii ki sizin için yine yılın en önemli hareketlerinden birisi. Burcunuzda olduğu için bu gerileme en fazla da sizi etkiliyor. 15 Ocak'a kadar devam edecek bu etki. Sadece bu ayla sınırlı değil. Şimdi bu nasıl bir etki verir? Bir kere Mars enerji, hareket, eyleme geçme, motivasyon, mücadele demek. Bağışıklık gücümüz demek, savunma gücümüz demek. Şimdi Mars'ın burada gerilemesi enerjisel anlamda sizi biraz zaman zaman zorlayabilir. Motivasyon düşüklüğü yapabilir ya da dürtülerinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Yani işte söylemek istemediğiniz bir şeyleri söyleyebilirsiniz. Çünkü ikizler iletişim burcu. İfadeniz biraz zorlaşabilir, bu ilişkilerinizi etkileyebilir. İşte savunma gücünüz, mücadele gücünüz azalabilir. Bedeninizin bağışıklık sistemi de biraz zayıflayabilir. O yüzden sağlık konularına dikkat edin ay genelinde. Aslında 15 Ocak'a kadar dikkat edin. Solunum yollarınız, akciğerler hassas olabilir. İşte kulaklarınız hassas olabilir. Enfeksiyonlar olabilir, virüslere karşı daha dayanıksız olabilirsiniz. Bağışıklığınızı güçlü tutmanız gerekiyor. Vurma, çarpma gibi böyle hani sakarlıklar günlük hayatımızda olabilir. Özellikle parmaklarınıza, ellerinize, kollarınıza dikkat edin lütfen. Şimdi bu Mars gerilemesi döneminde ayın geneline baktığımızda bazı günler daha fazla dikkat çekiyor tabii ki. Onlar için de özellikle uyarmak istiyorum. Mars'ın zor açılarının olduğu günler 18, 19, 20 Kasım gibi Mars Neptün'le kare açı yapacak. Bu işte alerjik sorunlar, zehirlenmeler, kazalar, ilişkiler anlamında da yanlış anlaşılmalar, böyle daha kaotik durumlar yaratabilir. Özellikle işte çalıştığınız yerde üstlerle ilişkilere dikkat edin. Bazı girişimlerinizde yanılgılar oluşabilir, kandırılmalar falan olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Ve ayın sonunda 28, 29, 30 Kasım gibi Mars bu sefer Yay burcundaki Merkür'le karşıt açı yapacak. Bu da iletişim sorunlarını çok üst boyuta çıkarabilir. Özellikle karşınızdaki kişilerle iletişimler, işte eşinizle, partnerinizle, arkadaşınızla veya herhangi bir resmi yazışmada, sözleşmede falan dikkat edin. Mümkünse zaten bu ay onlardan uzak durun.
Yani bu, biraz beklemekte fayda var. 15 Ocak sonrası için daha doğru olur sizin adınıza. İletişim sorunları çok sıkıntı yaratabilir. Trafikte sorunlar olabilir. İşte sakarlıklar, arızalar, böyle kazalar artabilir bu Mars-Merkür karşıtlığında. Ayın son günlerinde de lütfen kendinize, özellikle hareketlerinize çok dikkat edin. Temkinli olmakta fayda var. Evet, ve ayın ikinci yarısına itibaren enerjiler yavaş yavaş değişiyor. 16-17 Kasım Merkür ve Venüs Yay burcuna geçecek. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. Ayın ikinci yarısından itibaren daha çok enerjinizi böyle ilişkilerinize yönlendiriyorsunuz. Yani karşınızdaki kişiler, mesela evliyseniz eşinizle ilgili konular, bir arkadaşlık ilişkisi ya da bir ortaklı çalışmada, özellikle işbirlikleriyle ilgili konularda daha fazla enerjinizi yönlendiriyorsunuz. 24 Kasım'da bir yeni ay var. Yay burcunun bir derecesinde doğacak. Bu yeni ay ilişkilerinizle ilgili yeni bir adım, yeni bir karar, bir başlangıç getirebilir. Tabii bunlar biraz sözleşmeli ilişkiler aslında, ciddi ilişkiler. Yani evlilik gibi konular ya da evliyseniz eşinizle birlikte vereceğiniz bazı kararlar da olabilir. Yine de çok acele etmeyin. Mars'ın gerilemesi devam ediyor olacak bu retro süreçte. Ama bazı işbirlikleri adına size yeni kapılar açabilir tabii ki. Ya da eşinizin, partnerinizin yaşamında bazı yenilikler olabilir, yeni kararlar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sizin için önemli bir yeni ay. Tam karşıt burcunuzda olacak. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa, bunu 0 ile 5 derece arası alabilirsiniz. Bu yeni ay sizin için çok daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir. Yeni ayın yönetici gezegeni Jüpiter ve o da ay boyunca aslında Balık burcunda. Yeni ayın hemen ardından Balık burcundaki retrosunu tamamlıyor artık ve ileri harekete dönecek. Artık Balık burcundaki son geçişi bu. Ve 12 yıl Balık burcuna gelmeyecek. Balık'ta da çok güçlü, biliyorsunuz, Jüpiter yönetici olduğu için. Ve bu ay güzel de açılar yapıyor aslında. Retro olsa bile ayın ortalarında 15 Kasım, 16 Kasım işte Merkür ve Venüs'te güzel bir üçgen açı oluşturuyor. 21 Kasım'da Güneş'le güzel bir üçgen açı oluşturuyor. Bunun size nasıl yansımaları olabilir? Özellikle iş ve kariyer konularında üstlerinizin bazı desteklerini alabilirsiniz. Yani yaptığınız çalışmaların takdir edilmesi konusunda bu ay güzel destekler alabilirsiniz. Her ne kadar biraz Mars gerilemesi sizin motivasyonunuzu düşürse de, güzel bir Jüpiter desteği zaman zaman sizin adınıza şanslı görünüyor. Özellikle iş ve kariyer konularında yardım alabilir. İşte otorite figürlerinin, üstlerinizin burada iyicil enerjileri, sizi destekleyen enerji ya da bazı toleransları diyelim. Hani sıkıntılı süreçler olsa bile hani anlayışlarıyla bu dönemde karşılaşabilirsiniz. Ay sonundan itibaren Jüpiter'in ileri harekete dönmesi özellikle Mayıs'ın ilk 10 günlük dönemini şöyle bir gözden geçirmeniz için fırsatlar verebilir. O dönemde başladığınız, çalıştığınız, emek harcadığınız işlerin sonuçları gelebilir. Yani o dönemde mesela iyilik yaptınız, birilerine yardım ettiniz. Onların hak edişleriyle de karşılaşabilirsiniz. Daha ruhsal, daha spiritüel bir enerji gökyüzünde olacak ve bunun size özellikle önemli bazı faydaları da olabilir sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.